Evet, aldığım hakikatler bir süre sonra uçup gidiyor ve günahların da etkisiyle belki çok fazla direnemiyorum. Manevi olarak kendimi güçlü hissedemiyorum diyorsan bugün şöyle birkaç maddede buna inşallah bir çözüm bulacağız. Öncelikle aslında aldığımız derslerin bir süre sonra alemimizde biraz zayıflaması normal. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki imanınızı la ilahe illallah'la tazeleyin. Ve sahabe efendilerimiz kendi aralarında konuşurken hadi biraz Allah'tan bahsedelim de birbirimize şöyle biraz kuvvet olalım derler ve konuyu hemen Allah'a getirirlermiş. Dolayısıyla anlıyoruz ki iman bayatlayabilen bir şey. İman devamlı kuvvetlenmesi gereken bir şey. Sahabe radıyallahu anh olsan da iman düzenli bir şekilde aleminde şarj edilmesi gereken bir şey. Bu yüzden kendimizi bu noktada bir süre sonra zayıf hissetmemiz çok normal. Hatta bunun için hayatımızda ne yapıyoruz? Yemek yediğimiz zaman bunun etkisini ilelebet vücudumuza görmüyoruz değil mi? Günlük düzenli olarak beslenmeye ihtiyaç hissediyoruz. Ayakta tutmaya yetmiyor. Veya işte bir su içtiğimiz zaman ya akşam niye bir daha içtim demiyoruz. Günde belki 3 litre 4 litre düzenli bir şekilde su içmemiz gerekiyor. Hatta şöyle biraz daha burnumuzun ucuna girecek olursak her an çektiğimiz nefesi tazelemeye ve yenilemeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla beden tazelenmeyi ve yenilenmeyi istiyor. Maddi gıdalar dahi düzenli bir şekilde alınmayı gerektiriyor. O yüzden bizlerin ekmek gibi, su gibi, hava gibi manevi gıdalarımızı da düzenli almamız lazım. Yani bugün izlediğin videonun sana birkaç gün sonra yetmemesi çok normal. Peki neden böyle hani tamam bunu almamız gerekiyor ama niye Cenab-ı Hak böyle bir şey yapmış? Aslında bir hikmeti şu, Cenab-ı Hak kulunu devamlı manevi olarak gayret ederken görmek istiyor. Yani bizler tamam iman ettik hadi bitsin değil değil mi? Ayette bile sizler iman ettik diye salı verileceğinizi mi zannettiniz buyuruyor Cenab-ı Hak. Bizi devamlı ya sınayacağını veya imanımızı bir şekilde bayatlatarak aslında hadi üzerine ekle, gayret et, Rabbini tefekkür et, sana indirilen kitapla daha fazla muhatap ol. Peygamberinin ayak izlerini öyle bir iki defa basmakla olmaz. Yani öyle özel geceleri ihya etmekle bu iş bitmez. Oruç sadece Ramazan'a özgü bir şey değildir. Namazlar öyle günde spor olsun diye kılınmaz. Veya bu zihin devamlı işleyen bir makinedir. Düzenli bir şekilde manalarla haşir neşir olmak zorundadır der gibi bizi Cenab-ı Hak düzenli bir idmana atıyor. Düzenli bir manevi programa atıyor. Yani bunlar azalıyor ki düzenli manevi beslenmen lazım diyor. Bir de işin tabii şu boyutu var. İkinci kısım günahlar. Yani o kadar uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Günahlar bizi hemen yıkıveriyor. Yani sanki şeytan bizden daha mı güçlü acaba? Böyle çabalıyoruz, koşturuyoruz, namazlar, zikirler, programlar ama pat bir günah, bir hata düşüveriyoruz. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu noktada çok güzel bir beyanı var. Diyor ki, tahribat kolay, tamirat zor olmasın evinden. 100 adamın 100 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde yıkabilir. Hatta bir çocuk dahi bir günde değil bir dakikada bile yıkabilir. Dinamiti döşe, bas, yerle bir edebilir. Çünkü bir kaide koydu, tamirat zordur, tahribat kolaydır. Dolayısıyla şeytanın elinde tahribat gibi kolay bir koz var. Biz o kadar uğraşıyoruz, ediyoruz, hakikatten kaleler dikiyoruz ama o hemen bir günahla bizi yıkabiliyor. Bizlerin işi zor, şeytanın işi kolay. Aslında şeytanın güçlü olduğundan değil, yaptığı iş basit olduğundan. Biz de öyle çok zayıf olduğumuzdan değil, yaptığımız iş biraz daha meşakkatli ve zor olduğundan bu haldeyiz. Ve bu ikinci maddede de birazcık üzerinde düşünmeye başlamışsanız şu sonuç yine çıkıyor. Allah gayret eden kullar istiyor. Bakın ne yaptı Cenab-ı Hak? Şeytanın eline basit bir koz verdi, tahrip. İnsana ne verdi? 100 adamı 100 günde yaptığı işi, yani tamir işini verdi. Manevi bir inşa işi verdi. Bu kadar kolay bir kozu düşmanımıza verip bize böyle bir zor görevi, yani zahirde böyle bir meşakkatı yüklediği zaman anlıyoruz ki Cenab-ı Hak gayret eden, mücadele veren, direnen bir kul görmek istiyor. Zaten İnşirah suresinde de öyle buyuruyor değil mi? Bir işi bitirdiğinde hemen diğer işe geç ve hemen kalk ve yorul. Demek ki buhar gibi uçabilen manaların, hele ki böyle zamanın kirli olduğu, tahribin de çok kolay olduğu bir dönemin çocukları olarak bizler maneviyatta sıkı bir idmancı olmak zorundayız. Bizler düştük mü kalkmayı çok iyi öğrenmeli. Bizler düzenli bir manevi programla devamlı kendimizi deşarj etmeli, devamlı kendimizi doldurmalıyız. Üçüncü noktaya gelecek olursam, evet manevi olarak düzenli beslenmek lazım ama
hangi manaları aldığımız da o gayretimiz kadar önemli. Hani diyor ya, hayat her kitabı okuyacak kadar uzun değil. Yani böyle baktığın zaman ya ne var, 1000 kitap okunur şu ömürde belki diyebiliriz. Ama okuduğumuz kitaplar hayatımızı etkileyecek. Etkileyen hayatın da şöyle baktığın zaman ömrü çok uzun değil. O zaman seni etkileyecek şeylere, hayatına yön verecek şeylere, yani o kitaplara, manalara, aldığın derslere çok dikkat etmen gerekiyor. Kısa ömür öyle çer çöp edilecek kadar uzun değil. Olmadığından da neyi okuduğumuzu, dini bir eser ama hangi noktadan başladığımızı çok iyi belirlememiz lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olsaydı bu mana aleminde manevi gayretimize ilk olarak tevhidden başlardı. La ilahe illallah manasını kainattan ilk emir oku olduğunu da hesaba katacak olursak, şöyle bütün saltanatın Rabbini yarattığı eserlerden bulmak, okumak, onu tanımak noktasından başlardı. Sahabesine böyle bir idman verdi. Rad suresinde geçen kalpleri Allah'ı anmakla tatmin oldu ve bu yüzden kainata dahi meydan okuyabildiler. O yüzden başlayacağın nokta kesinlikle Allah'ı tanımak olmalı. Ben zaten Allah'ı biliyorum deme. Sonsuz bir zatı tanımaya Resulümüz dahi güç yetirememiş. Kendi beyanı, ben seni hakkıyla tanıyamadım diyor Efendimiz vefat etmeden önce. O yüzden sonsuz bir zatı tanımak, sınır koymak sanırım zaten tanımadığımızın bir delili olacağından. Allah'ı tanımak, kainattaki eserlerine bakarak nasıl bir zat, Rabbim nasıl biri deyip kainattan sormak, Kur'an'dan sormak, Resulullah'tan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sormak gerek. Bizler bu noktada kesinlikle Risale-i Nur'u şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü Risale-i Nur bir marifetullah eseridir. Allah'ı tanıtan, esma tanıtan bir eserdir. Bir muhabbetullah eseridir. Allah'ı sevdiren bir eserdir. Bir sünnet-i seniyeye aşkla bağlanma eseridir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak izlerine şiddetle bağlanmamızı emreden bir eserdir. Risale-i Nur, Kur'an'ın bu asra bakan hakiki bir tefsiridir. Bu yüzden kesinlikle manevi programlarınızda bu marifetullah ilmini mutlaka alın ve sokun. Ama muhakkak bu gayreti marifetullah ve Allah'ı tanımakla doldurun. Dolayısıyla bu 3 kademeyi şöyle hesaba kattığımızda bizlerde manevi ciddi bir çaba, tahribata karşı ciddi bir gayret ve Allah'ı tanıma noktasında ciddi bir efor sarf etme gayreti hiç olmazsa şu an bir alt zemin olarak bir bilgisi hakim olmaya başlıyor. Bu noktalarda artık adımlar atabilirsin. Peki ben de tamam bir şeyler yapmam gerektiğinin farkındayım. Ahir zamana çabuk yıkılıyorum diyorsun ama ne yapacağım? Yani tamam Risale-i Nur'dan da bahsediyoruz. Belki biraz anlıyoruz, okumuyoruz. Biraz zor geliyor. Nasıl yapacağım diyorsan biz bu noktada manevi programlarda hazırlama noktasında yardımcı olacağız. Oluyoruz. Bu noktada bizimle program yapan çok fazla kardeşimiz var. Benimle iletişime geçip bu noktada program noktasında destek alabilirler. Hanım kardeşlerimizi hanım kardeşlere yönlendiriyoruz. Erkek kardeşlerle de burada bizatihi bizim kardeşlerimiz ilgileniyorlar. Bu ahir zaman öyle tek başına mücadele edeceğin, bu işe tek halledebilirim diyebileceğimiz bir zaman değil. Bunu zaten görüyorsun. O yüzden manevi noktada bir program içinde mutlaka bizimle iletişime geç diyoruz. Ama ben kardeşlerime bir şey söylemek istiyorum. Yani bu noktada evet böyle bir zaman, evet böyle bir hakikat buhar gibi uçabiliyor. Evet elimizde çok kuvvetli eserler de var ama sanırım en kilit nokta istemek. Bir insan istediği zaman gerçekten ben bu hakikatlere açım, ahir zamanda bu manalara açım, sonsuzumu kurtarmaya açım, bu dünyaya niye geldiğimi öğrenmeye, Rabbimi tanımaya açım, yaşadığım hayatlar, amaçlar, hedef lezzetli bile olsa beni tatmin etmiyor. Önüme konanlardan tam manasıyla haz alıp doya doya kana kana içemiyorum. Ben Allah'la tatmin olmak, ben sonsuz bir hayatta gerçek hakiki bir imanla, hakiki bir lezzetle tatmin olmak istiyorum demek lazım. Yani istemek lazım. İstemek yoksa bilmiyorum. Sanki Peygamberimiz Aleyhisselam gelse, anlatsa yine bu iş çok tesir etmez gibi duruyor. Çünkü onun aslında ondan faydalanamayan nasipsizler sanırım bu işi gözler önüne şöyle koyuyor. Biz bunları istemiyoruz. O yüzden bütün bu konuştuklarımızdan daha önemli bir mana alma noktası varsa o da istemek. Rabbim kendisine hakikatleri olan iştahımızı açsın. Bize istemeyi istesin. İstemeyi bize nasip etsin diyoruz. Hayırlı günler diliyorum.